Sayın takipçilerim merhaba. Türk mevzuatına göre Türkiye'deki varlıklarımızı, mal varlığımızı veya bütün bilgilerimizi koruyabilir miyiz? Koruyabiliyorsak kimlere ve hangi ülkelere karşı koruyabiliriz? Bu soru kafa karışıklığına devam ediyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince bu bilgilerimiz teminat altına alındı, koruma altına alındı. Hani veri gizleme diyorlar buna. Peki bu bizi neye karşı korur? Bu bizi Türkiye sınırları içerisinde Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e, Mahmud'a, Hasan'a, Meryem'e, Ayşe'ye karşı korur veya şirketlere karşı, kurumlara karşı korur. Yasal bir hakları yoksa bu kurumların. Evet, Türkiye'de korur. Eğer televizyonlara çıkanlar veya medyada yazanlar veya söyleyenler eğer bunu kastediyorlarsa evet doğru söylüyorlar. Bu bir koruma sağlar. Ama nerede? Türkiye sınırları içerisinde. Peki ikinci konu var. Yurt dışına bilgi aktarımında bu bizi korur mu sorusu var. Bilgiyi aktaracak mı Türkiye? Aktarmayacak mı? Eğer o ülkeyle aramızda otomatik bilgi paylaşımına taraf değilse, bilgiyi isteyen ülke yazılı da istese verilmez o bilgiler. Ama sözleşme varsa mutlaka rızama bakılmadan ve o belge de alsam oradan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya TAPU'dan veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan, hangi kurumdan olursa olsun o bilgi o ülkeye aktarılır. İşte medyaya çıkanlar şayet biz koruyoruz, sizin varlıklarınızı gizliyoruz, uluslararası sözleşme de olsa, o sözleşmeye taraf da olsa bu ülkelere biz bilgileri verdirmeyiz, saklatırız, kanunen bu hakkımızdır diyorlarsa yalan söylüyorlar. İşte burada ayrımı yapmak gerek. Demin ne dedim? Türkiye içerisinde korur veya sözleşmesiz, sözleşme olmayan bir ülkeye karşı korur sizi bu belgeler veya bu kanun, ama sözleşme olan ülkelere karşı korumaz. Bu hukuken mümkün değildir. Bunu ben 13 Temmuz 2019'da yayınladığım videomda yine belirtmiştim. Uluslararası sözleşme, otomatik, özellikle otomatik bilgi paylaşımı kapsamında ve ikazda bulunmuştum. Bunu söyleyenlere inanmayın demiştim. Yani böyle bir ayrım yapmamıştım ama bu ayrımı yapabilirsiniz şu an. Türkiye içi diyorsa evet, ama Türkiye dışı diyorsa hayır. İsterseniz o videoda neler söylemiştim bir kısaca dinleyelim. Şerif Bey, bu bilgilerin paylaşılması önlenebiliyormuş. Nasıl önleniyor? Televizyonda çıkıp söylüyorlar, işte internette yazıyor. Ne yazıyor, ne söylüyor, ne diyorlar? Efendim siz pasaportunuzu getirin, sizin bilgilerinizi kimse paylaşamaz. Biz önlüyoruz bunu. Ya zaten her bilgi paylaşılmayacak da hangi bilgileri paylaşacaklarını söyledim. Peki nasıl önleyeceksiniz? Tahminimi söylüyorum. Şöyle bir şey düşünüyorlardır herhalde. Bilgi paylaşım sözleşmesine imza atar atmaz Türkiye bir kanun çıkardı. Kişisel verilerin korunması hakkında bir kanunumuz var. Şimdi eğer bunu söylüyorlarsa bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Biz önleriz, biz yaparız, işte pasaportunuzu getirin yeter deniyorsa tahminime göre buradan yapacaklarını söylüyorlar. Ben net dinlemediğim için, ama bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum kanunen. Neden? Evet doğru, böyle bir şey var. Rızası olmadan kişinin ne yurt içinde ne de yurt dışında. Yurt dışındaki biraz daha farklı şeyler var. İşte kanunda böyle bir istisna konmuş. Uluslararası sözleşmeler bu kapsamın dışında. Yani kişinin rızasına bakılmaz. Türkiye uluslararası sözleşmeye imza attı. O zaman siz nasıl önleyeceksiniz? Yani uluslararası sözleşmeden kaynaklanan bir bilgi aktarımı yapılacaksa kişinin rızasına bakılmaz. Bunu sadece ben mi söylemiştim? Elbette hayır. 13 Temmuz'da yaptığım, 2019'da yaptığımız bu videomuzdan sonra kendisi de Alman hukuku avukatı olan meslektaşım ve Almanya'da yaşayan bir gurbetçimiz olan ve İstanbul milletvekili şu an Mustafa Yeneroğlu da kendisine gelen şikayetler sonucu kendi özel web sayfasında vatandaşlarımıza uyarı olarak duyuruda bulunmuştu. Ne zaman? 2 Eylül 2019'da. Bakın burada Yeneroğlu ne diyor? SGK ile anlaşma yaptıklarını ve bir form doldurarak bilgilerin önleneceğini iddia edenlerin dolandırıcılık yaptığını söylüyor. Aynı Yeneroğlu yine tekrarlıyor bunu. Ne zaman? 30 Ocak 2020 tarihli uyarısında da aynı konuya değiniyor. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi gereği varlık fonu gizleme diye bir şeyin olmayacağını, zaten sözleşme gereğince emeklilik hesaplarının kira ve diğer ticari faaliyet gelirleriyle gayrimenkul bilgilerinin paylaşım kapsamı dışında olduğunu, bu kişilere inanılmamasını, para kaptırılmamasını özellikle vurguluyor. Bunu Yeneroğlu'nun web sayfasından, Google'dan da aratırsanız aynı kelimelerle ekranda gördüğünüz, siz de girip ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben sadece özetini verdim. Peki bitti mi? Hayır. Yine bundan sonra 25 Ağustos 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı rehberde de 33 ve 34 nolu sorularda yine bu konuya değinilmiş. Orada da Türk devleti bu sefer bu kişilere karşı uyarıda bulunuyor. Bununla ilgili hemen bir gün sonra 26 Ağustos'ta bir video yayınlamıştım. Takip edenler bilir. Bu videomuzda da neler söylemiştik? Türk devletinin açıklamalarıyla ilgili. Onu da bir dinleyelim. Sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 25 Ağustos 2020'de bir rehber yayınlayarak bu konuya açıklık getirdi. Bu işte biz sizin bilgilerinizi koruyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yayınlanan rehberde Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı da çok müzdarip olduğu için sorunun iki tanesini bu şekilde almış. Beraber direkt okuyacağız. Beraber okuyalım. Soru 33. Hesap sahibi avukatlar ya da diğer hizmet sağlayıcılara vekalet vererek otomatik bilgi değişimi dışında kalması mümkün müdür? Yani böyle bir şey yapıp vekalet verip koruyabilir miyiz, bu bilgileri gizleyebilir miyiz? Yukarıda ifade edilen paylaşım kriterlerini taşıyan hesaplara ait bilgilerin başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik değişim dışında bırakılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle kendilerinden ücret, TC kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranmalı ve bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 2 yıl önce yaptığım videoda da aynen bunları söylemiştim. Hala bugün Gelir İdaresi Başkanlığı da aynı şeyleri söylüyor. Devam edelim. Bu konuda yurt dışında veya Türkiye'de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir. Vatandaşlarımız avukatlara ya da danışmanlık firmalarına verilerinin yurt dışına aktarılmasına rıza gösterilmediği yönünde vekaletname vererek otomatik bilgi değişimini önlemeleri mümkün değildir. 34. soruyu da okuyalım. Bu önemli bir konu. Kafanızın daha iyi aydınlanması için. Soru 34. Otomatik bilgi değişimiyle Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlal ediliyor mu? Aslında o kanunla da korulabilir mi anlamında bir soru. Otomatik bilgi değişimi karşılıklı olarak, yani mütekabiliyet esasında uluslararası anlaşma kapsamında yürütüldüğünden Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil etmemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerin yurt dışına aktarılmasına rıza gösterilmediği yönünde dilekçe vererek otomatik bilgi değişimini önlemek mümkün değildir. Peki bitti mi? Hayır. Yine bitmedi. Uyarılar devam ediyor. Bu sefer uyarı yine kendisi bir gurbetçimiz olan, bizim gibi Almanya'dan gitme, şu anki iktidar partisinin İstanbul milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu'ndaki Yurt Dışı Türkler Alt Komisyon Başkanlığı'nda yapan Zafer Sırakaya beyefendi, Avrupa'da yayınlanan bir TV kanalındaki bir röportajında da aynı uyarıları yapıyor. Ne zaman? Ekim 2020'de yayınlanmıştı. Bunu da dinleyelim. Zafer Bey'i de dinleyelim. Mesela otomatik bilgi paylaşımı çerçevesi içerisinde ki emeklilerimizin emekli gelirlerinin de paylaşılacağını ifade eden ben bazı medya organlarına rastlıyorum. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değil. Şu anda bu süreçten kendinizi dışarıda tutmak için bazı medya organlarında yine kendilerini eksper olarak tarif eden, kendilerini uzman olarak tarif eden, efendim bize e-devlet şifrenizi verin, efendim bizlere şu böyle kadar şey para gönderin, efendim bizlere şu bilgilerinizi verin diyerek biz sizi bunun dışında tutacağız diyen bazı şeyleri görüyoruz, kişileri görüyoruz, şahısları görüyoruz. Bir kez daha sizlerin vasıtasıyla uyarmak istiyorum. Evet. Bu kesinlikle doğru olan bir bilgi değildir. Evet. Bu uluslararası yapılmış olan bu anlaşma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'nun kapsamının dışındadır. Evet. Dolayısıyla bu kesinlikle bağlayıcıdır. Vatandaşlarımızın da kesinlikle bu anlamda da geçmiş dönemde vatandaşlarımızın kendilerine SSK primi ödemeleri noktasında uzman olarak tarif eden ve birçok vatandaşımızı mağdur eden insanların ağlarına düşmüş oldukları gibi tekrar böyle bir yalana kanmamaları konusunda Kanal Avrupa vasıtasıyla da bir kez daha uyarılarımı ifade etmek istiyorum. Evet, Zafer Başkan'ın da uyardığı gibi bu kişilere kanmamak gerekiyor. Ben hemen, video çok uzadı, hemen toparlayayım. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince Türkiye'de verilerinizi Türkiye'de, bu işte kendinizin vereceği veya vekilinizin, bu televizyonlara vesaire çıkanlar söylüyor vekaletle yapıyoruz diye. Evet, vekaletle verdiğinizde böyle bir koruma alabilirsiniz. Varlıklarınızı bu kanun kapsamında üçüncü kişilere karşı koruyabilirsiniz. Ama nerede? Sadece Türkiye sınırları içerisinde ve sözleşmesi olmayan ülkelere karşı. Çünkü biliyorsunuz medyaya da yansımıştı. Almanya, işte efendim İsveç, Hollanda gibi ülkeler Türkiye'de benim gibi Türk hukuk avukatlarını buluyorlar. Çünkü arada uluslararası sözleşme olmadığı için mesela sosyal ampla ilgili veya iltica ile ilgili veya vergi ile ilgili bununla ilgili Türkiye'den bir avukat buluyorlar. Çünkü hukuken isteyemiyorlar uluslararası sözleşme olmadığı için Türkiye'de. Ne yapıyorlar? İşte bu avukatlar gayri resmi yollardan araştırma yapıp bu ülkelere bilgi veriyor. İşte buna karşı koruyabilirsiniz. Türkiye sınırları içerisinde bu bilgilerinizi varlık gizleme diyorlar. Öyle gizleyebilirsiniz. Ama uluslararası sözleşme var ve buna rağmen biz bunu koruyoruz. Gurbetçiyi koruruz. O ülkelere bu bilgi verilmez diyorlarsa yalan söylüyorlar. Eğer o ülkeyle aramızda veya o ülkenin taraf olduğu bir uluslararası sözleşme var ise. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Haklarımızla ilgili başka bir videomuzda, başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.